Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Maroderm Güneş Koruyucularla karşınızdayım. Şimdi ben açıkçası bu marka hakkında çok bilgi sahibi değilim. Daha çok böyle temizleme yağları, temizleme jelleri, onları biliyorum ama güneş koruyucuları hakkında çok bilgi sahibi değildim. Tamamen gelen istek üzerine almış olduğum ürünler. Şunu söyleyeyim, 39 yaşındayım, olgun bir cilde sahibim, yağlı bir cilde sahibim, yüzümden terleyen biriyim. Bu doğrultuda ürünleri değerlendiriyorum, lütfen bunları göze alın. Şimdi bu ürünleri her üründe olduğu gibi seven de çok fazla, sevmeyen de çok fazla. Ben ürünleri kendi paramla aldım, sponsorlu bir video değil, herhangi bir gönderi de değil. O yüzden istediğim şekilde yorum yapabiliyorum videolarını, seviyorum ya da sevmiyorum. Şimdi Maroderm, ben kullanmaya başladıktan sonra bunları öğrendim. İşte bu mesela parti 11. Bu diyelim parti 2. Bu diyelim parti 8. Bu tarz ürünler videoları gördüm. Yani bu ürünle ilgili bu tarz videolar gördüm. Ürün çıktıktan sonra değişen parti numaralarıyla ürün içerikleri ve kaliteleri de değiştiği söyleniyor. Hemen Maroderm SPF 50 Plus PA 4 adet Plus'ı bulunan leke karşı güneş koruyucu ile ilk uygulamayı bir görün. Maroderm'lere uygulamaya başlıyorum bugün. 3 adet var. Biri C vitamin, biri leke karşıtı, biri de nem vericisi. Ama ben galiba leke karşıtıyla başlayacağım. Şöyle koruma bandı geliyor ve ben bunu çıkarmak için bir şey almadım. Bu markayı seven de var, sevmeyen de var. Çok memnun kalacaksın, güzel diyen de var. Mahvedecek diyen de var. Şimdi bakalım nasılmış. Sabah erken saatlerde yine yüzümü sadece suyla yıkadım. Bakalım. Kutuyu parçalayacağım. Çünkü açacak bir şey getirmemişim. 50 ml bir ürün. Son kullanma tarihi. Kapak açıldıktan sonra 12 ay içerisinde tüketin. 2027 son kullanma tarihi diyor. Şöyle pompalı bir şişe de geliyor. Birçok kişi kullandı biliyordur ama ben kullanmamıştım. Şöyle yapıda bir koruyucu. Bakalım. Uygulayalım. Ondan sonra bakalım içeriği nasıl. Biraz krem formunda. Bulaşan yerlerde gördüğünüz üzere hafif bir böyle gül kokusu gibi, çiçek kokusu gibi bir kokusu var. Dışarıdan sesler geliyor ama çok sıcak. Kremsi bir yapı. Daha çok jelden ziyade kremsi bir yapı. Şimdilik ebedi bir sıkıntısı yok. Bakalım ürün neymiş, nasılmış. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika öncesinde uygulayın. Taş olmuş cilde uygulamayın. Pirinç suyu, alfa arbutin, diakatil boldin, spotless sun care. Çok yüksek koymamış. Bakalım şimdi. SPF 50 Plus, PA 4 adet Plus'ı bulunan leke karşıtı güneş koruyucu. Renksiz tüm cilt tiplerine uygun bir ürün. Bakalım. Meyan kökü, dekatil, boldin, pirinç suyu ve alfa arbutin varmış. İçinde tamamen vegan, paraben içermeyen, hayvanlar üzerinde test yapmayan bir ürün. Bakalım. 4 mevsim boyunca tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. Su bazlıdır. Ciltte yağlı bir his bırakmaz. Ürün yüz ve vücut kullanımına uygundur. Vegan formülü, alkol, paraben içermez.
Ürün özelliklerine bakalım, bir şey yazmışlar mı? Yazmamışlar. Leke karşıtı, bakım suya dayanıklı bir ürün. Ben gene linkleri aşağı bırakacağım. Ben Moriderm'in kendi sayfasından kendi paramla aldım. Ben oradan aldım. İlk ben açtım ambalajları. Şimdiye kadar şu hafif tabii ki bir yağlı his var. Bakalım kullananlar ne diyor? Madem ki ürün şeyi yok. Açıklamalarını çok fazla yapmamışlar. Şey bu kadar. Ürün muhteşem. Birinden görüp denemek için aldım ve stok yaptım. Tek koruyucu Moriderm. Harika ürün, tavsiye ederim. Stok yaptığım bir krem oldu, memnunum. Çok güzel, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilmiyorum, benim sivilce izlerimi hafifletti. Bakalım, benim de şurada lekelerim başladı çünkü tatilde tam koruma sürmemiştim. Kargo hızlı sorunsuz gelmiş. Fiyat performans ürünü beklentimi karşıladı diye ama kullanıp değerlendirme yazacağım. Henüz kullanmaya başlamadım. Çok güzel ciddi. Hemen hemen iyi 12 ay kullanabiliyorsunuz. Henüz kullanmanın kargo paketleme güzel diyenler var. Ürünle ilgili bu kadar. Yeni nesil Kore filtreyle kullanılmış ürünlerde. Dediğim gibi ben Moriderm'in kendi sayfasından aldım. Bakalım orada başka. Çok ürünle ilgili açıklama bilmem ne yok. Ürün ilk uygulaması şimdilik böyle. Tabii ki yağlı bir his var. Daha işte süre 5-6 dakika falan olmuştur. Parlak bir görünüm var. En azından yüzümde terleme ve yanma yapmadı. Bu ay içerisinde bunları deneyeceğim. Bunlarla birlikte başka kremler de deneyeceğim. Ama uzun vadeye yayacağım galiba. Yani herhangi bir terleme yok. Yanma yok. Nemli bir hissi var. Koku yok. Böyle bir çiçek kokusu gibi bir koku aldım ama o da uçtu gitti. Şimdilik ürünün ilk uygulaması böyle. Tabi bunu bir havuzda, bir denizde, bir güneşte bir denemek lazım. İlk uygulama bu kadar. Uygulamayı bir görün. İlk uygulamayı gördüyseniz krem, evet, biraz konfor açısından diyelim hani o kadar yok. Herhangi bir sorun yok. Fakat bence bu ya da bendeki bu parti, hangi parti bu hatırlamıyorum şu an, daha çok şehir hayatına uygun. Yani çok güneşin altında, çok klorlu suda, tuzlu suda kullanılabilecek ürün değil. Kışın şehir hayatına uygun, her cilt yapısına uyabilecek bir ürün. Leke yaptı mı? Yaptı. Tekrarladım mı? Tekrarlamama rağmen leke yaptı. Dediğim gibi kışın şehir hayatında rahat kullanılabilecek bir ürün. Fakat yazın güneş altında, havuzda, denizde beni çok tatmin etmedi. Elimde buna bunun gibi çok fazla ürün olduğu için bu ayki çekilişe bunları koydum. Merak edenler çekiliş videosuna gidip, hatta çekilişin de linkini aşağıya koyarım. Çekiliş videosuna gidip ürünleri deneyimlemek isterseniz çekilişe katılabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz tüm güneş koruyucular çekilişte var. Geldim ikinciye. C vitamini içeren sarı olan güneş koruyucusu. Bence ilk uygulamayı bir görün. Selam, Moriderm'in ikinci kremi. SPF 50 Plus Vitamin C Sun Cream olarak geçmekte. C vitaminli güneş kremi. Hemen şu bantını bir açalım. Evet, ben gene bunu açacak bir şey getirmemişim. Kutuyu parçalayacağım. Hemen uygulayalım. Uyguladıktan sonra bakalım nasıl bir kremmiş.
bir an hiç uygulayamayacağım sandım. Sadece krem kokusu alıyorsunuz. Çok fazla parfüm yok. Bir önceki çok terletiyordu. Yani gerçekten terletiyordu. Umarım bu o kadar değildir. Yüzümde kremin terletmesi de beni rahatsız ediyor. Oldukça ediyor. Erken bir saat. Yüzümü sadece suyla yıkadım. Yayılımı çok kolay bununla. Güzel emiliyor. Biraz bekleyelim bakalım nasılmış krem. Vitamin C, hyaluronik asit kompleksi, amino asit kompleksi ve salatalık ekstratı varmış içinde. Güneş çıkmadan 15-20 dakika önce ürünü uygulamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ürün açıklamalarını niye buna yazmazlar? Partino 2 ilgilenen varsa. 2027 son kullanma tarihi, kapağı açtıktan sonra 12 ay içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Bakalım şimdi biraz nasıl bir kremmiş. Herhangi bir yanma veya çok bir terleme yok şu an yüzümde. SPF 50 Plus C vitamini güneş kremi olarak geçmekte. Yeni nesil klorofiltreleri ile hazırlanmış. 4 mevsim boyunca tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. Su bazlıdır. Ciltte yağlı bir his bırakmaz. Ürün yüz ve vücut için kullanıma uygundur. Vegan formülü alkol ve paraben içermez. Hyaluronik asit, C vitamini, seramit ve pantenol içermektedir. Vegan bir üründür. Hayvanlar üstünde test yapmaz. Parfümsüz, evet. Aydınlatıcı kullanım amacı ile üretilmiş. Suya dayanıklıymış. Parfüm içermeyen suya dayanıklı bir formül. Suya dayanıklı mı çok bilmiyorum bu ürünleri. Diğerine ben öyle çok iyi bir verim alamadım. Bakalım bu nasıl. Ürün açıklamalarını ya da ürün özelliklerini niye yazmazlar burada? Ürünün şimdiye kadar yüzümde herhangi bir terleme, bir ısıtma ve bir şey yaptığını söyleyemeyeceğim. Bu diğerine göre biraz daha konforlu bir ürün. Yapıları çok farklı mı bilmiyorum. Acaba o gün mü çok sıcaktı, bugün mü daha serin bir hava var? Bilmiyorum ama gerçekten çabuk emildi ve yüzümde böyle çok yanma, ısınma yapmadı. Yorum bakayım mı biraz? Güneş kreminden öte bir krem, C vitaminleri sayesinde hem cildinizi besliyor hem güneşe karşı koruyor. C vitamini olduğunu görünce hemen aldım. Çok güzel bir ürün, hızlı kargo yaptılar. C vitamini olması muhteşem, cilde ışıltı kattı resmen. Cildim çok güzel görünüyor. Cildim çok cansız ve bu ürünü çok araştırdım. Vitaminli olması çok güzel. Cildime etkisi, hemen etkisi oldu. Daha canlı bir cildim oldu. Koruması da harika. Vegan olması güzel. Hem vücut hem yüz için kullanıyorum. C vitaminli olduğu için bu ürünü aldım. Serum sürdükten sonra bu güneş kremiyle de koruyunca cildim daha aydınlık, daha güzel görünüyor. Efsane bir marka. C vitamini olması da herkes sevmiş. Verdiği parlak etkiyi herkes sevmiş. Gördüğünüz üzere henüz terlemedim. Yüzüm de terlemedi. Bugün mü hava daha serin? Ya da bu serideki bunun mu yapısı daha farklı? Bakıyorum şöyle. Diğerinin korunması maalesef. Lekelerimde şöyle bir artış oldu. Bir önceki çok böyle istediğim gibi korumadı. Hatta bu lekeler bir iki günde böyle oldu. Bakalım bu nasıl olacak?
Şimdilik verdiği aydınlık etkiyi sevdim. Herhangi bir ısınma, bir yanma da yok. İlk izlenim bu kadar olsun. Diğerinde olduğu gibi bunda da aynı olay bende de oldu. İşte partinin olsuna göre, değişen içeriklerine göre artık ne diyorsanız deyin. Dedim ki bunlar yazın benim için bana yeterli olan ürünler olmadı. Şehir hayatına, kışa daha uygun. Hem şöyle bir nem versin hem de yüzümü korusun istiyorsanız kışın yeterli olacaktır. Bunda da maalesef lekelenme problemi yaşadım. Ama yoğun güneşin altında klor suda ve deniz suyunda şehir hayatında çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Bu tarz ürünler çok fazla olduğu için elimde dediğim gibi bunlar çekiliş videosunda ve geldim buna. Bunu hiç açmadım. Yani baktım her ikisi aynı. Bunda bir fark var mıdır bilmiyorum. Bunun parti ne olsa 11'miş mesela. Bunda bir fark var mıdır bilmiyorum. Daha iyi midir, daha kötü müdür onu da bilmiyorum ama deneyimlemek isteyenler de çok fazla olduğu için bunu da çekiliş videosuna koydum. Maroderm'lerle yazın güneşli havada, klorlu suda, tuzlu suda ben çok iyi anlaşamadım. Yüzümde lekelenmeler yaptım. O yüzden de bunu açmadım. Benim için uygun olmayabilir ama birçok kişiye hitap eden ürünler. Mesela bende leke yapıyordur ama sizin leke probleminiz çok yoktur. Size yeterli gelebilir. Ya da siz makyaj altında bir baz gibi kullanıyorsunuzdur, üstüne makyaj yapıyorsunuzdur. Şehir hayatında size yeterli gelebilir. Ben yoğun güneşte kullandım. Çok akabilecek durumlarda kullandım. O yüzden bunu ziyan etmeyip çekilişe koydum. Dediğim gibi onun linki de aşağıda. Oradan ulaşıp linki tıklayıp ürünleri deneyimlemek isterseniz çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki video stick güneş koruyucularla ilgili olacak. Onun da hemen videosunu çekip montajlayıp yayınlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.